Portföz Holding Sanayi ve Ticaret programını sunar. Ekotürk'ten mutlu günler değerli izleyiciler. Sanayi ve Ticaret programı ile karşınızdayız. Bugün Tamer Marvel Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya yayınımıza eşlik edecek. Sayın Çetinkaya merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar Öykü Hanım. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, Türkiye'de maden sektörünü, ihracata katkılarını, hedeflerini, pandemi sürecinin tabii ki etkilerini konuşacağız ama öncelikle isterseniz ilk olarak doğal taş ve maden sektörü 2020'yi nasıl tamamladı diye sorarak başlayalım ve 2021 yılına nasıl başladı ve nasıl devam ediyor diye sorarak devam edelim. Teşekkür ediyorum. Tabii 2020 yılı birçok sektörde olduğu gibi pandeminin etkileriyle birlikte aslında ilk çeyrekte çok ciddi bir tsunami'nin ilk dalgasının vurulduğu sektörüz biz. Neden? Çünkü çok önemli miktarda ihracatımızı Çin'e yapıyorduk. Dolayısıyla pandeminin Çin'de başlamasıyla birlikte de bizim de bir anda tüm satışlarımız düştü. Tabii bizim için o buhranlı dönem özellikle Şubat, Mart ta ki Nisan, Mayıs'a kadar olan dönem çok zorlu geçti. Akabinde tekrar piyasaların düzelmesi ve Çin'deki tekrar normale yavaş yavaş eski normale olmasa da normale dönmeler başlamasıyla birlikte pazarların açılmasıyla sene sonuna doğru kayıplarımızı mümkün olduğu kadar kapattık. Yani o ilk dönemde yaklaşık %-60'lara varan o çok kötü tablo yerini çok küçük bir farkla da olsa eksiyle kapattık ama çok minik bir farkla ikinci 6 ayda müthiş bir başarıyla daha az yarayla kapatmayı başardık. 2021 yılının ilk 4 ayına baktığımızda ise tabii ki de daha büyük bir atılım oldu. Ne oldu? Nisan ayı sonunda ilk 4 ay toplamında toplam maden ihracatımız %40 artmış vaziyette. Aylık bazda şu anda %70'lik bir artış var. Burada tabii biz maden sektörümüzü doğal taş, metalik madenler, endüstriyel mineraller ve ferroalüminyum olarak ayırıyoruz. Burada doğal taşlar %26'lık bir artış gösterdi. Metalik madenlerde %63'lük bir artış var ki bunun önemli kısmı demir cevheri ve bakır gibi önemli metalik madenlerin birim fiyat artışları çok fazla oldu bir anda. Dolayısıyla orada %63'lük bir artış da var. Yani sadece üretim artışı değil, birim fiyattan dolayı da artış var. Endüstriyel mineraller %25, ferroalüminyumlarda %61'lik bir artışla Nisan ayında devam ediyor. Mayıs ayı verilerini henüz yarın açıklanacak biliyorsunuz. Fakat Mayıs ayı verileri de bizim sektörden aldığımız duyumlar aynı yönde ilerlemeye devam ettiği yönünde. Dolayısıyla 2021'in ilk dönemi gayet iyi geçiyor demek işte yanlış olmaz. Tabii burada önemli olan 2019 yılına göre performansımızın ne olacağı. Zira 2020 ile 2021'i karşılaştığınız zaman ilk 6 ayı biraz önce bahsettiğim gibi çok kötü bir dönem olduğu için bu tarz artışlar normal. Fakat 2019'da karşılaştırdığımız zaman da aslında iyi bir performans çizildiği ve sene sonunda da 2019 yılının rakamlarını da aşabileceğimizi şu anda öngörüyoruz. Peki madencilik, özellikle de mermer madenciliği Türkiye'de ne durumda ve tabii pandemi nasıl etkiledi bizi? Tabii biliyorsunuz dünya doğal taş rezervinin çok önemli bir kısmına sahibiz Türkiye olarak. Yani eski MTA rakamları %35-40 diyor ama ciddi bir rezervimiz var. Dolayısıyla dünyada söz sahibiyiz bu konuda. Pandemide iki tane önemli pazarımız vardı bizim. Biz Çin'e çok miktarda mal satıyoruz. Sonra Amerika, yani Çin'e biraz daha blok mermer satıyoruz. Amerika'ya ise işlenmiş mermer satıyoruz. Bunların devamında ise gelen pazarımız Suudi Arabistan'dı ve Hindistan'a gene blok mermer. İlk 4 tane pazarımız bunlar. Bu noktada Çin hala tam istediğimiz performansa sahip değil. Çünkü Çin'deki malzeme alımı Çinlilerin Türkiye'ye gelerek mermer ocaklarında blokları yerinde enspekte ederek alma yöntemiyle oluyor. Biz bunları pandemi döneminde hızlı bir şekilde sektör kendini adapte edip fotoğraf ve video ile yapmaya çalıştık. Fakat bu maalesef canlı birebir aynı performansı vermiyor. Fakat tabii Çinliler tekrar açıldıkları için, kendi normallerine dönmeye hızlıca başladıkları için fotoğraf ve videoyla bir miktar bunu kompense etmeyi başardık. Kendileri henüz seyahat engelleri olduğu için Türkiye'ye gelemiyorlar. İkinci yarıda
eğer seyahat engelleri ortadan kalkar da Çinliler tekrar Türkiye'ye seyahat etmeye başlarlarsa çok daha ciddi bir performans sergileyeceğimize inanıyorum. Öteki taraftan Amerika pazarı ise çok hızlı bir geri dönüş yaptı. Biliyorsunuz Amerika'da aşılamanın çok hızlı ilerliyor şu anda. Eczanelerde dahi aşılama yapabiliyorsunuz. Temmuz sonunda nüfusun %75'inin aşılanacağını duyurdular. Dolayısıyla Amerika çok daha hızlı tekrar endüstriye sanayiye geri döndü ve oradaki performans artışlarımız da çok kuvvetli. Bakıldığında doğal taş ihracatımız Amerika'da %52 ilk 4 ayda artmış vaziyette. Dolayısıyla da pandeminin bu etkilerini Amerika tarafında çok iyi hissediyoruz. Çin'de de tekrar seyahat engellerinin kaldırılmasıyla birlikte eski performansımızı sağlayacağız. Buradaki tek negatif durum Suudi Arabistan'la yaşamış olduğumuz şu andaki gerginlik. Suudi Arabistan'da maalesef bıçak gibi kesildi. Tüm bunlara rağmen ama ilk 4 aydaki performansımız gayet umut verici. 3. en büyük pazarımızı hemen hemen kaybetmiş olmamıza rağmen. İhracattan biraz bahsedelim isterseniz. Öncelikle maden sektörünün yılın ilk 5 ayındaki ihracat performansını değerlendirmenizi rica edelim. Sonrasında da Türkiye ihracat hedeflerini 2021 yılında tutturabilecek mi? Ve tabii bu noktada madenciliğin ihracata katkılarından da bahseder misiniz? Şimdi maden sektörü biliyorsunuz döviz girdisi, yani katma değeri yüksek bir sektör. İthal malzeme girdisi yok. Dolayısıyla maden sektörünün ihracata katkısı çok fazla. Yani 100 birimlik bir maden ihracatının %95'i kendi ülkemizde kalıyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu anlamda bize göre başka sektörlerle, yani ithal girdisi fazla olan sektörlere göre karşılaştırdığımızda, baz ihracat olarak baktığımızda aslında bizim çarpanımızın, etkimizin çok daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla maden sektörü her iklim ortamında değerli bir sektördür. Kaldı ki kendi potansiyelinin bize göre çok aşağısında bir performans sergiliyor. Çok daha yüksek bir performansa sahip olması lazım. Biraz önce aktardım, bakın demir cevheri şu anda kendi ilk 4 aylık performansı incelediğimizde demir cevheri %278'lik bir artışa sebebiyet verdi. Biliyorsunuz Çin'deki yeni regülasyonlarla birlikte Çin'in kendi ihracat kalemlerindeki bir takım vergi desteğini çekmesiyle birlikte bir anda demir fiyatları, çelik fiyatları bununla bağlı olarak çok fazla artmıştı. Bu da bizim kendi demir cevherimize olan talebi de arttırdı ve birim fiyatındaki artış inanılmaz miktar. Yani geçen sene aynı dönemde 32 milyonken şu anda 122 milyon dolarlık toplam ihracat yapmış vaziyetteyiz. Öteki taraftan elektrik ve elektriğe bağlı tüm enerji şebeke sistemlerinin artmasıyla birlikte bakıra olan ihtiyaç çok fazla olmaya başladı. Yine pandemiyle birlikte durağan halde olan stokların bir anda tekrar yurt dışından gelen taleplerle birlikte bakır talebi de çok fazla oldu ve bakırın da fiyatı geçen sene tam bu dönemde 4600 dolar olan bakırın fiyatı şu anda 10.000 dolar seviyelerini yavaş yavaş zorlamaya başladı. Biliyorsunuz Londra metal borsasında belirleniyor bu fiyatlar ve 10 bin dolar seviyesine gelen birim fiyatlarla birlikte de %72'lik bir artış var. Yani miktarda %10 ama değerde %72'lik bir artış var. Hatta bakır için yeni altın da deniliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde bakır fiyatının da hatta 2023 yılına gelindiğinde 15 bin dolar seviyelerinde olacağı konuşuluyor. Dolayısıyla da bizim maden ihracatımız ben 2021 yılında da hatta 2022 yılı ve devam eden yıllarda hep pozitif bir artış göstermeye devam edecektir. Fakat maden sektörünün Ar-Ge faaliyetleri hiçbir zaman bitmez, artmalıdır. Maden sektörü şu anda toplamda 4,5 milyar dolar, geçen sene 4,3 milyar dolarlık bir ihracatı var. Aslında bu ihracatın en az 30 milyar dolar seviyelerine gelmesi beklenmeli, içten bile değil. Bunun için tabii çok daha fazla Ar-Ge faaliyetiyle birlikte yatırıma ihtiyaç duyuyor sektör. Şimdi Amerika ve Çin tarafına biraz değindiniz ama biraz daha detaylandıracak olursak, çünkü maden sektörünün en önemli pazarlarından Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. Nasıl gidiyor ihracatımız? Şimdi Amerika tarafı şöyle, biz geçen pandemi döneminde bir araştırma yaptık İstanbul Maden İhracatçıları Birliği olarak. Türk doğal taşının Amerika'daki algısıyla ilgili olarak. Ya ihracatımız baktığınızda miktar bazında hızla artıyor. Çünkü Türkiye vazgeçilmez bir kaynak. Yani bakıldığında rakiplerimiz bu bölgede
İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye. Yani Alp Himalaya kuşağındaki zaten doğal taş rezervlerine sahip olan firmalar haliyle en büyük ihracatçılar konumunda. Fakat bizim Amerika tarafında markalaşma yönünde ciddi eksikliklerimiz var. Daha fazla markalaşarak birim fiyatımızı artırmalıyız. Biz bu kamuoyu araştırmasında gördük ki İtalyan firmaları çok öndeler. Hatta taş ismi olarak da çok biliniyorlar. Fakat Türkiye, Türk ürünleri biraz daha geri plandalar şu anda. Bununla ilgili markalaşma süreçleriyle ilgili nasıl bir yol haritası çizebiliriz? Sektördeki paydaşlarımıza neleri önerebiliriz noktasında çalışmalar yapıyoruz. Çünkü Türk taşı oralarda gayet iyi biliniyor. Gerek dış mekanlarda, gerek iç mekanlarda, gerekse de projelerde aslında Türk taşına bir talep var. Hatta Türkiye'den birçok firma özellikle Doğu Amerika tarafında kendi depolarını, showroomlarını kurmuş vaziyetteler ve oradan satış yapabiliyorlar. Ancak markalaşma ve birim fiyat noktasında almamız gereken daha çok fazla yol var. Hele hele şu anda Amerika'daki o sıcak paranın ülkeye özellikle COVID döneminde yapılmış olan desteklerle birlikte şu anda sıcak para ülkenin içerisinde dolaşıma girmiş vaziyette. Tam Türkiye'de olduğu gibi de birçok kişi daha flat, daha bahçeli yapılara gitmeye başladı ve bu da tabii ki de bir tadilat, tamirat tekrardan proje anlamına geliyor ve bu anlamda da Türk doğal taşları orada yer bulacaktır. Ama birim fiyatları da tabii artırmak kaydıyla. Bu arada Çin ihraç ettiği 141 ürüne vergi desteğini kaldırdı değil mi? Bunun sektörümüze yansıması nasıl oluyor? Ya aslında bu bize biraz pozitif bir katkı sağladı. Biraz önce de anlattığım gibi bunların içerisinde en çok demir çelik fiyatları etkilendi. Demire olan o sübvansiyonu kaldırınca bir anda tabii o yurt içine ürünlerin satılmasına yönelik bir hareketti Çin tarafından yapılan bu hareket. Dolayısıyla da demire olan talep arttı ve demir fiyatları arttı. Buna bağlı olarak da bizim de ürettiğimiz demir cevheri fiyatları inanılmaz arttı. Biraz önce söylediğim gibi yani %278'lik bir artış söz konusu. Dolayısıyla yani bizim sektörümüz tarafından bakılınca pozitif bir etkisi var. Çünkü biz Çin'den ithalat değil, Çin'e ihracat yapan bir sektörüz bu anlamda. Dolayısıyla da bize yansıması şimdilik bu şekilde ilerliyor. Madencilik sektörünün geleceğinden bahsedelim o zaman biraz da. Özellikle nadir toprak elementleri ve kıymetli madenler konusunda yeni yatırımlar için neler söylersiniz? Doğal taşta yaşanan son gelişmeler neler? Nadir toprak elementleri çok önemli bir konu. Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Zira Mayıs ayı içerisinde Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı bir rapor var. Bu rapor aslında çok önemli. Biraz buraya değinmek istiyorum. Raporda yeşil dönüşüm yani sıfır emisyon hedefleri çerçevesinde 2050 yılına gelindiğinde kritik minerallerin yani madenlerin ne kadar önemli yer tuttuğuna değinen çok önemli bir rapor var. Bununla ilgili başka paylaşımlar da yapmayı düşünüyorum. Şöyle ki özellikle sizin söylediğiniz nadir toprak elementlerinden lityum biliyorsunuz araç özellikle elektrikli araçların pillerinde kullanılıyor. Bugün lityum aslında elektrikli araç gereçlerin içerisinde pil olarak en çok kullanılan malzeme lityum ve buna bağlı olarak da nikel, kobalt ve yine bunların ömrünü ve verimliliğini arttıran grafit ve manganez gibi ürünler ki bunların bir kısmı nadir toprak elementi biraz önce bahsettiğiniz gibi çok önemli yer tutacak. Şöyle ki raporda diyor ki sadece 2040 yılına gelindiğinde yani bugünden 19 yıl sonra dünyadaki toplam lityum talebi 42 kat artacak. Buna bağlı olarak kobalt 21 kat, nikel ise 19 kat artacak. Bu çok önemli bir şey. Öteki taraftan da tabii güneş panellerinin yani güneş enerji sistemlerinin daha fazla artması yani fosil yakıt tüketiminin terk edilip daha ziyade yenilenebilir enerji sistemlerinin dünyada yerini almasıyla birlikte ki bunların içerisinde rüzgar panelleri de türbinleri de düzeltiyorum rüzgar türbinleri de dahil bunlarla birlikte elektrik ağı şebekeleri de çok daha fazla gelişecek. Dolayısıyla dünyada bakıra çok daha fazla ihtiyaç duyulacak. Bakır talebi de bu aynı şekilde çok daha fazla artacak. Dolayısıyla biz ülkemizde bakır açısından potansiyeli olan bir ülkeyiz.
Diğer nadir toprak elementlerini ise aramalıyız. Yani bunları bugüne kadar çok daha fazla aramıyorduk ama özellikle lityum kesinlikle ve kesinlikle sahalarımızda, ülkemizde çok daha fazla, yani maden sahalarımızda aramaya devam etmeliyiz. Bununla ilgili en önemli gelişme Enerji Bakanlığı'na bağlı Etibor tesislerinin, Eskişehir'deki Etibor tesislerinde bor üretirken açığa çıkan atıklardan üretilen lityum yatırımı var. Bu çok önemli ve çok değerli bir yatırım. Şu anda 10 ton gibi bir deneme imalatı yapıyor. Kısa vadede bunun 600 ton gibi bir rakama çıkması hedefleniyor. Eğer biz 2040 yılına gelindiğinde sıfır emisyon hedefiyle birlikte dünyada fosil yakıtın terk edilmesiyle birlikte bizler de buna, tabii Avrupa Birliği'nin içerisinde Avrupa Birliği uyum kriterlerine sahip bir ülke olarak bizlerin de çok daha fazla madene ihtiyacı olacağı bir kesin. Dolayısıyla nasıl ki fosil yakıtlarda dışa bağımlı isek, ileride gelecekte kritik minerallerde de dışa bağımlı olmamak için bir an önce ülkemizde bu tarz kritik mineralleri, madenleri aramalı, bulmalı ve 2040-2050 yılı hedeflerine hazır olmalıyız diye düşünüyorum. Hı hı. Bu arada yeşil mutabakat konusuna uyum da ihracatçılarımız için çok önemli olacak. Bunun için projeleriniz var mı? Bununla ilgili aslında Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında birçok ihracatçı birliği eğitimlerini veriyor. Tabii burada ilk etapta Avrupa Birliği'ne ve Amerika'ya ihracat yapan, yani yeşil mutabakata imza atmış taraf ülkelere ihracat yapan firmaların daha acil önlem almaları gerekiyor. Bu, aksi takdirde biliyorsunuz ilk etapta sınırda karbon vergisi uygulamaları başlayacak. Hatta ben birçok noktada yeni yeşil OSB kavramının da artık Türkiye'de yavaş yavaş gündeme alındığını görüyorum. Yani birçok firma imalatını eğer yeşil dönüşüme yönelik bir mevcut altyapısı yoksa belki de yer değişimlerini yaparak yeşil OSB'lerde bunun sertifikalandırılmış bir şekilde kendi geri dönüşümlerini yapacaklardır. Ya da ekranda gördüğümüz gibi kendi imalatlarında, çatılarında buldukları güneş panelleriyle ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Aksi takdirde zaten fiyat üzerinden çok ciddi bir rekabet içerisindeyiz. Elbette ki hep bunu söylüyoruz, markalaşma hiçbir zaman durmayacak ve sürekli devam eden bir faaliyet olacaktır. Ancak sınırda karbon vergisiyle karşılaşmak istemiyorsak bir an önce firmalar kendini buna adapte etmeli ve eğitmeli. Biz İMİP olarak da Türkiye İhracat Meclisi çatısı altında da firmalarımıza sürekli eğitimler ve seminerler vermeye devam ediyoruz. Ancak madencilik açısından biraz önce söylediğim önemli yeşil dönüşümün yolu kesinlikle madenlerden geçecek. Biz de bu anlamda ülkemizde tüm bu yeşil dönüşümlerle ilgili olarak gerekli madenleri bulmalıyız. Yani şu an gene ekranda gördüğümüz solar panellerde kullanılan işte silikonlar var, silisyumlar var. Bunlar çok değerli. Bunlara yüksek miktarda ihtiyaç duyacağız. Yine rüzgar panelleriyle, rüzgar türbinleriyle ilgili olarak da kritik madenler çok değerli, öneme sahip olacak. Şimdi pandemi sürecinde 2020 yılını konuştuk. 2021'in ilk 5 ayını da konuştuk. Peki 2021'i sektör olarak hangi konumda tamamlamayı planlıyorsunuz? 2021'i ilk 4 ayın verileriyle de birlikte 2019'un üzerinde bir rakamla tamamlamayı düşünüyoruz. Ama bununla ilgili tam bir rakamsal öngörüyü aslında ikinci yarıda yapmak daha doğru olacak. Zira 2020 yılına yani baz olarak karşılaştırmayı tam hala yapabilmiş durumda değiliz ama kesinlikle 2021 yılı 2019'a göre çok daha yüksek bir rakamda, yani 4,5 milyar dolar seviyesini, yani geçen sene 4,3'tü, bu sene 4,5 milyar dolar ve üzerini bence sektör çok rahat bir şekilde konuşabilir diye düşünüyorum. Peki yurt dışına en çok hangi ürünleri ihraç ediyorsunuz? Bu ürünler en çok hangi ülkelerden talep görüyor? Doğal taş anlamında mı, maden anlamında mı? Her ikisinden de bahsedelim. Yani doğal taş anlamında, yani dediğim gibi Türkiye çok renkli bir ülke. Çok fazla, 200'den fazla mermer çeşidine sahibiz biz. Yani bunların sadece mermer gibi görmeyin. Bunun türevleri var, travertenler, bazaltlar, kum taşları, rinlerler gibi çok fazla ürünümüz var doğal taş anlamında. Bunların her birinin farklı pazarlardan farklı talepleri var.
Renk anlamında var, ne bileyim yani eskiden. Bir de tabii bu işin bir de modası var Öykü Hanım. Yani bundan 2-3 sene evveline kadar Çin'de en çok rağbet gelen ürün bej renklerdi. Şu anda sadece Çin'de değil, dünyada da birçok sektör gri renklere doğru dönüyor. Bu biraz enteresan. Yani bunun merkezi aslında Çin değil. Belki de bu projelerin birçoğu Avrupa merkezi büyük mimarlık firmaları tarafından aslında nomine ediliyor. Dolayısıyla da renkler biraz oralarda belirlense de talep sonuçta Çin'den geliyor. Fakat mesela bir gri renkli taşlar şu anda çok rağbet görüyor. Birçok bölgede, Türkiye'de Konya, Isparta gibi bölgelerde firmalar hızlı bir şekilde gri renkli taşlara Ar-Ge'lerini yapıyorlar ve oralarda yeni maden sahaları açmak için çabalarını sürdürüyorlar. Fakat burada tabii ruhsat izin süreçleri çok önemli. Yani söylediğim gibi bir modanın çok da uzun sürmesi beklenemez. Maalesef şu anda ruhsat süreçlerimiz yaklaşık 3 seneyi bulur hale geldi. Bu maalesef bizim o modadaki rengi bulup, gerekli Ar-Ge'yi de bulup, rezervi de bulduktan sonra bir an önce imalata geçmemizin önünde maalesef engel oluyor. O modayı kaçırma riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla da ruhsat süreçlerimizin eski temposuna gelmesi en büyük arzularımızdan bir tanesi. Son trendleri de böylelikle öğrenmiş olduk aslında sayenizde diyelim. İlgililerin de meraklılarının da buradan paylaşmış olduk. Gri tonlarının bu sene hakim olduğu konusunda. Peki şirket olarak neler yapıyorsunuz? Yılın bu dönemindeki gelişmelerinizi biraz aktarır mısınız? Evet, teşekkür ediyorum. Şirket olarak biz Amerika'da bir showroom'umuz var. Amerikalı ortağımızla birlikte. Dediğim gibi oradan veriler o kadar pozitif geliyor ki hızlı bir şekilde showroom'umuzun devamında bir depoyu da açarak orada Amerika'da büyüme taleplerimizi gerçekleştireceğiz hayırlısıyla. Açıkçası ilk 4 aydan biz de Türkiye ihracat verileri bizim şirketimize de yansımış vaziyette. Gayet mutluyuz bu anlamda. Fakat biz tabii firma olarak markalaşmaya çok önem veren bir firmayız ve gerek sosyal ağlarda gerekse diğer tüm fiziki platformlarda firmamızın markalaşma sürecini sürekli bir harcamayla geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun da karşılığını görüyoruz. Farklı ülkelerden teveccühler var. Farklı ülkelerden bizimle işbirliği yapmak isteyen firmaların talepleri var. Bunların bir kısmı tabii ham vaziyette ama yakın gelecekte bunların birçoğuyla işbirlikleri yaparak şu anda İstanbul, Londra ve Atlanta'da olan mevcut showroom sayımızı yakın gelecekte arttırmayı umuyoruz. Tabii bunun dışında farklı ülkelerde de ofislerimiz var. Rusya'da, Çin'de ve Hindistan'da ofislerimiz var. Başka birliktelikleri de teklifler olarak bize geliyor. Bunları değerlendirip daha fazla alana yayılıp, daha fazla proje odaklı çalışarak, katma değerli ürünleri de ön plana koyarak gelişimimizi devam ettirmeyi öngörüyoruz. Peki. Temur Marble Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Sanayi ve Ticaret'in bu haftada sonuna geldik. Haftaya pazartesi saat 1.30'da tekrar karşınızda olacağız. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Coşkun Özolding, Sanayi ve Ticaret programını sundu.